Telefonun faydası kadar zararı da çok. İşte onlardan biri. Yapılan araştırmaya göre sosyal medya kilo aldırıyor. Bunu görünce canınız çekiyor mu? Özellikle geceleri gördüğümüzde o kadar çok canımız çekiyor ki. Hemen gidip yemek istiyorum. Vallahi açlık hissediyorum. Bakıyorum, izliyorum. Fırsatım varsa yapıyorum. Geçenlerde yaptım, tahinli çörek yaptım mesela. Çekiyor gerçekten, özendirici. Restoranlar, kafeler, evde yapanlar ya da yiyenler hepsi o mutfaklarında pişen o müthiş lezzetleri sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Yani sosyal medya üzerinden bir yeme içme bombardımanı altındayız. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre de sosyal medyada paylaşılan bu videolar yeme içme eğilimini artırıyor. Görüntü olarak çok lezzetli gözüküyorlar. Acıkmasan da çikolatayı zaten her zaman istersin. Bunu gecenin bir vakti gördünüz. Ne yaparsınız? Öğrenciyiz. Bakıp öyle ağlanıyoruz, ne yapalım? Yemek siparişi veriyoruz, ne yapacağız? Gitmemek için kendimi zor tutup hemen uyurum herhalde. Mesela yemekten yeni kalktınız, karnınız tok, elinize telefonunuzu aldınız, sosyal medyada geziniyorsunuz. Tam o sırada karşınıza böyle lezzetli mi lezzetli çilekli bir pasta çıktı. İşte Amerika'da yapılan bir başka araştırma da tok olsanız bile o lezzetli görüntülerin beyne açlık hormonu salgıladığını ortaya koyuyor. Güzel tatlılar, yemekler bayağı karşımıza çıkıyor. Ne yapıyorsunuz o zaman? Yani evdeki en yakın tatlıya saldırıyorum, yalan değil yani. Ya da gidip yakın bir pasta hani varsa gidiyorum alıyorum. Yemek araştırıyoruz yapıyorum. Genelde aynen ya da bir yerden yemek söylemek istiyoruz. Gecenin bir vakti bile olsa mı? Mecbur evet. Vallahi ben keyfime bakıyorum ya. O anı yiyorum yoksa içim rahat etmez benim. Sabah uyuyamam. Yani araştırmalar eğer bu sayfaları çok sık takip ederseniz bir yıl içerisinde 6 ila 10 arasında kilo alabileceğinizi söylüyor. Yani siz olun ya daha sağlıklı sayfaları takip edin ya da bu sayfalardan kaçının. Ben ondan mı aldım acaba? Çok umursadığım şeyler değil. O zaman hani, yemeğe devam. Aynen, sonuna kadar.